Şey de var. Şu da var. Yeni oyuncaklar alıyoruz alıyoruz ama eskilerini de böyle denizlere salıyoruz. Bakın. Bir sürü oyuncak. Sahil konumunda olan mikroplastik miktarı. Bunları çok ciddi miktarda, yani bazı yerlerde tek kullanımlık çakmaklar, tek kullanımlık pet şişe kapakları, oyuncaklar. Akdeniz'in en doğu ucu, yani burnu olarak isimlendirilecek bölgede yaklaşık 13 sahilde bir plastik kirliliği araştırması yaptık. Bu plastik kirliliği araştırmasında hem makro hem de mikroplastikleri sahil kumunda örnekledik. Bu çalışmayla biz sahillerin ne derecede mikro ve makro plastik içerdiğini tespit ettik ve ortaya çıkan sonuç oldukça ürkütücüydü. Çünkü tespitlerimize göre şu anda özellikle makro plastik anlamında dünyanın en kirli sahillerinden, bölgelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz için konuşmuyorum çünkü Akdeniz'den zaten çok çok yüksek. Akdeniz bölgesinde en kirli sahillerin İskenderun körfezine kıyısı olan bölgeler Adana ve Hatay sahilleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu kirleticiler içerisinde yoğunluklu olarak özellikle makro boyutta olan kirleticiler içerisinde yoğun olarak balıkçıların attığı plastikler, özellikle ağ parçaları, sera poşetleri çok ciddi bir kirleticiydi. Çünkü özellikle mikro plastik, 5 milimetreden daha küçük mikro plastik haline gelen sera örtü poşetleri çok yoğun miktardaydı. Oyuncaklar, tek kullanımlık pet şişe kapakları ciddi miktarda kirleticiydi. Tabii bunların yanında diğer ülkelerden gelen, özellikle Suriye gibi, Mısır gibi, Filistin gibi, Lübnan gibi ülkelerden gelen plastik çöplerle de karşılaştık bu bölgede. Bunlar makroplastiklerdi. Mikroplastiklerin nereden geldiğini belirlemek çok mümkün değil. O bölgedeki bütün makroplastikler zaman içerisinde çeşitli çevresel faktörlerle parçalanarak mikroplastik haline dönüşüyordu. Bunların da çok ciddi miktarda olduğunu tespit ettik. Özellikle Dört Yol bölgesinde, Karataş bölgesinde, sahillerinde, Akyatan'da, Erzin'de ve Botaş bölgesinde, Botaş'ın olduğu bölgedeki sahillerde çok ciddi bir mikroplastik kirliliği olduğunu tespit ettik. Bu plastik kirleticiler içerisinde de oldukça dikkat çekici bir plastik türü mevcuttu. Bu da ham plastiklerdi. Bu fabrikalarda plastik üreten, plastik eşya üreten fabrikalarda kullanılmak üzere petrolden üretilen ham madde olarak nitelendiriliyor. Boncuk şeklinde çok küçük, gözle tespit edilmesi sahil kumuna benzediği için, taşa benzediği için neredeyse imkansız. Ve ciddi miktarda bunlar limanlardan ve plastik fabrikalarının yetersiz atık yönetiminden kaynaklı olarak sahillere boşaldığını gördük. Sahil temizleme kampanyaları mikroplastik dönüşümü, büyük plastiklerin mikroplastik dönüşümünü engelleme konusunda faydalı. Ancak yetersiz. Niye yetersiz? Çünkü plastiği biz kaynağında engellememiz lazım. Kaynağında engelleyemezsek istediğimiz kadar temizleyelim, bu sahiller kirlenmeye devam edecek. Oyuncak çok fazla. Özellikle tek kullanımlık oyuncak alma alışkanlıklarımızı terk etmemiz lazım. Bu özellikle sürpriz yumurta olarak nitelendirilen ve içerisinden oyuncak çıkan çikolatalı çocuklar için son derece zararlı olduğu çeşitli açık çalışmalarda da ortaya konulan bu tarz oyuncaklardan artık çocuklarımıza almamamız gerekiyor. Bunların çünkü ulaştığı yer, attığımız zaman çok hafif oldukları için direkt denizler oluyor. Bunun yanında terk edilmiş oyuncaklar var, çakmaklar var, pet şişe kapakları var. Tabii pet şişe demek içecek demek, içecek demek su demek. Su tüketimimiz, bizim yıllık pet şişe su tüketimimiz 300-350 litrelere kadar varmış durumda. Bu yüzden çeşmeden içilebilir su akmasını sağlamak, özellikle bu pet şişe su tüketimi sonucu oluşan pet şişe kirliliğinin önüne geçecektir. Plastik poşet uygulaması onda olduğu gibi, vergilendirmesinde olduğu gibi diğer tüm tek kullanımlık ambalajlarda kısıtlama, yasaklama ya da vergilendirme uygulaması gerçekleştirilmesi gerekiyor. 1 kilogram sedimentte, 1 kilogram sahil kumunda, yani bir avucunuzda alacağınız kadar sahil kumunda 100 ila yaklaşık 400 adet arasında mikroplastik olduğunu tespit ettik. Bu çok ciddi bir sayı. Bunu kilogramdan ziyade metrekare alanına vurduğunuz zaman 1000 ila 1600 adet mikroplastiğe denk geliyor. Makro, yani daha büyük plastikler için konuşacak olursak da tüm İskenderun körfezi sahillerinin 1 kilometre karelik alanda yaklaşık 12,5 kilogram plastik çöp olduğunu tespit ettik. En yüksek miktar yine Dört Yol sahillerinde tespit ettik. 40 hatta 50 kilograma kadar çıkıyor. Bu bölge ciddi bir plastik kirliliği tehdidi altında. Çakmaklar. Balıkçı atıkları, şeyler. Şamanlık. Haberler çıktı, yani kanıtlar bulundu. Ondan sonra yasakladılar.
Şu anda okula geliyor. Örneğin Suriye'den gelen, Mısır'dan gelen, Lübnan'dan gelen lavabo gider borusu. Aynı şekilde yine bir tesisat borusu. Olmuştum. Evet. Siz haberinde yeni profesyonel olarak yazmıştınız.